Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı oldukça kolay, güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3,5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de kar topu bebeğimi. Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 21 ilmek attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Modelime geçmeden önce şimdi hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Modelimizin ön yüzden birinci sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimi böyle değil de şöyle alttan batarak Selanik örgü şeklinde düz örüyorum. Sıradaki ilmeği yanındaki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar sıradaki ilmeği yine böyle değil de alttan batarak Selanik örgü şeklinde örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ördüm. 1 tane düz Selanik örgü ördüm. Alttan batarak yine bir ters ve bir düz yine Selanik örgü ördüm. İpimi bana doğru alıyorum. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada 4 tane ördük. Kenar ilmeğiyle 5 oldu. Arada 5 tane ters örüyoruz. Yine sıradaki ilmeğimi böyle şişimle değil de şu alttan batarak ilmeğimi Selanik örgü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki ilmeğimi alttan batarak Selanik örgü şeklinde örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp bitiriyorum. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka sırada model boyunca hep bu şekilde arkadaşlar. Arka sırada ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Zaten model iki sıradan oluşuyor. Oldukça basit, kolay bir model. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği çok basit bir model. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi şu an çok anlaşılmıyor modelimiz. İlerledikçe, yukarıya doğru ilerledikçe daha iyi anlaşılacak. Şimdi modelimizi tekrar kuralım beraber. Şimdi ön yüzden tekrar birinci sırayla başlayalım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters örüyorum. Normalde aslında aralarda modelin aralarında 5 ters örüyoruz. Sadece kenarda kenar ilmeği ile birlikte 5'e tamamlıyoruz bunu. Şimdi bakın sıradaki düz ilmeğimi yine Selanik örgü şeklinde şöyle alttan alarak, alttan batarak örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki düz ilmeğimi alttan batarak Selanik örgü şeklinde örüyorum. Sırada 5 tane ters ilmeğimiz var. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi arkaya aldım. Sırada yine düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi şöyle alttan batıyorum. Selanik örgü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bir tane ters ördüm. Ve düz ilmeğimi yine alttan Selanik örgü batarak örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum.
Arka yüzdevi ikinci sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Model bitimine kadar, başlangıçtan bitime kadar hep ters örgü örüyoruz arka sırada. Dediğim gibi oldukça kolay bir model arkadaşlar. Herkesin çok rahat örebileceği bir model. Bir o kadar da görüntü anlamında güzel bir model. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu model ilerledikçe, yukarıya doğru ilerledikçe daha çok belirginleşen, ortaya çıkan bir model. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada daha da belirgin. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de modelin görüntüsü bu şekilde. Oldukça güzel bir model. Ve çok kolay yapımı, çok çok kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden atkı bere yapabiliriz arkadaşlar. Bebek battaniyelerinde uygulayabiliriz. Erkek örgülerinde uygulayabiliriz. Çocuk örgülerinde uygulayabiliriz. Hırkalarda. Bilemiyorum yani, sizin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğimiz bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her açıdan şöyle göstermek istiyorum modeli. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yorum yapıp, beğeni yapıp beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.